Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Anadolu Isuzu'yu inceleyeceğiz. Isuzu'da son durum ne? Teknik olarak bakalım. Şöyle hissenin fiyat grafiğine bakalım da buradaki kanal hareketi dikkatinizi çekmiştir. Bölünme sonrası hisse de bir miktar düşüş kaydetse de hisse fiyatı 62 seviyesinden güzel bir trend başlatarak buradaki kanaldan kurtulmasıyla da birlikte 123 seviyesine kadar çıkışını gerçekleştirmişti. Devamda gördüğünüz gibi net bir düşüş hareketi zirvesinden %30'luk bir geri çekilme, satışlar 84 seviyesinde durulmuş. Hatta şuradaki mumu görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki destek noktasına gelince kuvvetli alımlarla hisse fiyatını yukarıya taşımış. Devamında da çok fazla satış olmamış ve buradaki yükseliş kanalında trend çizgisinin dışına kadar çıkmayı başarmıştı. Görüntüde aslında trendi kırmış gibi gözüküyor ancak net bir geri dönüş sinyali burada yok. Kısada fiyat 91'in üstünde kalması gerekiyor ki bu trend çizgisinin dışında kalsın ve yükseliş hareketlerine devam etsin. Cuma günü de 0,11 düşüşle arkadaşlar. Hemen şöyle bakayım, 92,05 seviyesinden de günlük kapanışını yapmış. Dediğim gibi düşen kanal aslında şuradaki mumla kırmayı başarmış ancak biraz daha böyle 93-92'nin üstünde kalması gerekiyor ki burada kısada 100-103 seviyesi hedef olsun. Buranın üstüne kalabilirse zaten teyit alınmış olur. Yani düşüşün bitmesiyle bir önceki direnç seviyesinin geçilmesinin ardından yükseliş hareketi kaldığı yerden devam edecektir. O yüzden arkadaşlar isteyenler şu anki seviyelerden alabilir. Yani 92-91 bölgesinden risk alabilirsiniz. Buradan yapacağınız alımla birlikte 100 ve 103 bölgelerinden satış yapabilirsiniz. Çok büyük bir kar marjı yok. %10'luk bir kar marjı var buradaki yükseliş hareketin. Ben risk almam, biraz daha alt bantlar gelirse alırım derseniz de özellikle burada bir 88 desteğimiz var. Devamında da 84. Özellikle arkadaşlar düşüş olur. Bir satış baskısı, fiyat gerilirse 84 desteği yine burada çalışacaktır. O yüzden burayı daha garantili bir alım bölgesi olarak takip edebilirsiniz. 84 güzel bir destek noktası. Gelmesi durumda yeniden alım gerçekleştirip hem tepki yükselişlerine satılabilir hem de orta vadede, kısa vadede tutabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız hisse burada 91'in altına çok fazla sarkmadığı sürece bu düşüş kanalındaki kırılımı devam ettirip 100-103 seviyelerine doğru yükselişini gerçekleştirecektir. 103'ün üstündeki fiyatlamaları pozitif olarak yorumlayabiliriz. Buradan her ne kadar fiyat satışlarla gerilese de trend kaldığı yerden devam edecektir. Zaten buradaki kanal yapımızda yukarı yönlü bir hareket. Şuradaki harekette de bir düşüş bittikten sonra yükselişin başladığını görüyorsunuz. 103 üstü fiyatlamalarda orta vadede 123 arkadaşlar en son zirvesini geçebilirse de kanalın tepe noktasına doğru yani 150 seviyesine doğru 150-155 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz. Uzun vadede 123 geçilmezse arkadaşlar bu hedefleri unutmak gerekiyor. Üstünde kalacak, günlük kapanışlar yapacak ve kesinlikle hacimlerde momentumda bir zayıflık olmayacak ki bu seviyeleri tekrardan hedef fiyatı haline getirsin. Aksi takdirde bu 123 seviyesinde oluşan satışlarla fiyat tekrardan bir düzeltme evresine de geçebilir. O yüzden direnç seviyelerini yakından takip ederseniz iyi olur. Tekrar kısa bir özet yapayım. Net bir düşüş kanalı var. %30'luk bir geri çekilme. Daha önce yaptığı destek noktasından hatta burada görüyorsun yükseliş sonrası hisse fiyatı buradan toparlanıp güzel bir çıkış gerçekleştiriyor. Yine buradan gelen alımlarla düşen trendini kırmış gibi gözüküyor. Şurada bir mumum ama biraz daha trend çizgisinin dışında yani günlük kapanışlara ihtiyacımız var. 92-93 seviyesinin üstünde günlük kapanışlara ihtiyacımız var. 91'i kırmadığı sürece düşüş olmayacaktır. Düşerse de 88 ve aşağıda 84 desteklerimiz var. Ben risk almam derseniz geri çekilmeleri takip edebilirsiniz. Özellikle 84 güzel bir alım noktası. 88 seviyesi de kırılmadığı durumda buralardan da alım yapabilirsiniz. Tepki yükselişlerinde satmak için. Kısada 103 hedef olur. 92-93'ünde kaldığı sürece 103'ün üstünde orta vadede 123, uzun vadede 150 seviyesi Asus tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Asus'u teknik olarak bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.